Canlı yayımda ilk mövzumuzda qeyd elədiyim kimi, eynəkdən qurtulmaq üçün icra olunan eqzimer lazer əməliyyatları və kataraktanın düzgün cərrahi müalicəsi haqqındadır. Qonağımız Dünyagöz Bakı Xəstəxanasının cərrah oftalmoloqu operator doktor Bülent Ayandı. Suallarınız varsa, həkim alt xətt Instagram səhifəmiz aktivdir sizin üçün. Bülent bəy, xoş gördük sizi, necəsiniz? Xoş buldum, təşəkkürlər. Siz nasılsınız? Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, bizə vaxtınızı yenə də ayırıb gəldiyiniz üçün. Mən də çox təşəkkür edirəm. Həmçəki kimi faydalı bir proqram olacağından əminəm. Və ilk istəyirəm başlayaq, bizim göz maketimiz də var, sonra göz maketinin üzərində tamaşaçılarımıza daha aydın izah eləməyinizi xahiş edəcəyik. Amma ilk olaraq Dünyagöz Bakı Xəstəxanasında siz bizim proqramımızda üçüncü dəfə iştirak edirsiniz. Dünyagöz Bakı Xəstəxanasında yenisiniz və artıq burada fəaliyyət qalıcı olaraq Dünyagöz Bakı Xəstəxanasında fəaliyyət göstərirsiniz. İstəyirəm Dünyagöz haqqında biraz məlumat verərdiniz, Dünyagözün üstünlüyü haqqında. Təbii ki, lütfən. Dünyagöz Hastanesi bildiğiniz gibi bir artık dünya markası olma yolunda ilerlemekte. Bunu nereden görüyoruz? Avrupa'nın birçok ülkesinde ve Türkiye'de 25-26'nın üzerinde hastaneleri var. Ve gördüğünüz gibi her tarafa kaliteli hizmet götürerek Dünyagöz Hastanesi büyümeye devam ediyor. İçindeki hekimlerin her bir hekimi çok özel seçilerek çalışma izinleri alıyorlar ve en çok önem verilen Dünyagöz Hastanesi zincirlerinde kalite, kalite ve kalitedir. Hastaya en yüksek kalitede hizmet, en yüksek teknoloji kullanımı, en üst seviye ameliyatlar, en kusursuz bir şekilde komplikasyonsuz yapılma Dünyagöz'ün misyonu ve vizyonudur. Ve gelişmeye devam ediyorlar. Almanya'dan, Hollanda'dan tutarak, Azerbaycan'dan, Türkiye'den ve planlara göre böyle giderse tabii ki büyük bir ihtimalle dünyanın her bir noktasında bir Dünyagöz amblemi ve bir Dünyagöz bayrağı ve bir Dünyagöz hastanesi olacaktır. İnşallah biz de bundan eminiz. Ve esas mövzumuza istəyirəm keçid alaq. Eqzimer lazer əməliyyatları. Elbette ki, eynəkdən kompleks olmayan insanlar da var, ama xüsus esasen eynə həm kompleks yaradır, həmçində böyük narahatçılığa səbəb olur. Her baxımdan narahatçılıqdır. Ona göre de herkes, eynəyə taxan her bir kəs istəyir ki, eynəkdən azad olsun ve görməsi de bu zaman 100% bərpa olsun veya da eynəyə gördüyü kimi bərpa olsun. Yani istəyirsiniz belə ilk başlayaq ki, hansı eynə taxan insanlar eqzimer lazer əməliyyatına uyğundular, eynəkdən tamamilə azad ola bilərlər? Tabii ki. Ben önce şöyle bir değişik açıdan bakmanızı istiyorum. Lazer artık bir estetik ameliyatına dönüştü. Estetik ameliyatı nedir? Kalite ve bilinç yükseldikçe hastalar normal olarak hayatlarında gözlüksüz ve kontak lens kullanmadan yaşamak istiyorlar. O yüzden bu bilindiği gibi estetik ameliyatları da çok kusursuz olmalılar. Lazer ameliyatları bugün, Alzheimer lazerler bir uzay teknolojisinden, NASA teknolojisinden alınmıştır. 25 yıllık bir geçmişi vardır. İki tür lazer vardır. Biri yüzeysel lazerdir. Gözünün kornea tabakasına, boynuz gişesine dediğimiz yüzey lazer grupları vardır. Bir de flapli lazerler vardır. İlk olarak yüzey lazerlerle başlandı 25 sene önce. Ben hatırlıyorum, hatta öğrenciydim, lise öğrencisiydim ve ilk gözlük ameliyatları yapılacak, gözlük atılacak dendiğinde biz merak ediyorduk. Yani gözlüğü nasıl yapacaklar, gözümü çıkaracaklar, korneye mi kesecekler? Oralardan şu an kusursuza yakın süper lazer teknolojisine geldik. Artık lazerin kendisi lazerin yerini çizer. Lazerin kendisi lazeri belirler, göze özel lazer yapılır, eye tracking sistemi vardır, gözü takip eder. Ameliyatta hata payı %0.00'lara yakındır. Ameliyatta hata payı. Bu derecede yok. O kadar artık kaliteli bir lazer cerrahi sistemi kurulmuştur. Dünyada hala daha devam etmektedir. Hatta şöyle bir şey, bizim beklentilerimiz, ben ilk uzman olarak çıktığımda acaba nereye kadar diye gidecek bu teknoloji diyerekten kendi kendime soru soruyordum. Şu an yaptığım ameliyatların sonuçlarını gördüğümde kendim inanmıyorum. Diyorum ki yani bu teknoloji daha ne kadar olabilir? Hele de süratle inkişaf edilir yine de. Aynen o şekilde düşünebiliyor musunuz? 10 derece eğneği gözlüğü var. 8 dakika sonra 100% görerek çıkıyor. Ve nasıl bir teknoloji düşünün ki 10 derece bir eğneği 8 dakikada sıfırlıyor. Bunlar intralase ve smile laser gruplarına gelmiş artık son teknoloji. Acaba daha nereye kadar gidecek diye hekimler arasında
göz lazer cerrahları arasında biz birbirimize tartışıyoruz. Bunun ötesi olabilir mi? Bundan öte nasıl olabilir? Şimdi kime lazer yapılır? Lazer bildiğiniz gibi, kısaca izleyicilerimize bir bilgi vereceğim. Şu gözün ön arka uzunluğu çapı 22,5-23 milimdir. Bu sıfır göz demektir. Bu göz eğer kısa gözse 21-20 milim kısa gözse hipermetrop gözdür. Artı plus pozitif gözlük takar. Şu göz uzunsa miyop gözdür. Yani yakını yaxşı görür, hipermetrop uzağı yaxşı görür. Aynen bu şekilde. Şimdi bu uzunluğa göre dünyada %20'si miyop ve miyop astigmattır. %20'si hipermetroptur. Yani dünyada her 100 insanda 20'si normal gözden daha uzun gözü vardır. Diğer %20'si normal gözden daha kısa gözü vardır. Miyop ve hipermetrop. Bu şekilde bunlar bir şekilde normal bir göz seviyesine çekilmeli. Bu yüzden lazer bunun için icat olmuştur. Miyoplarda göz kısaltılır. Hipermetroplarda göz etraftan dikleştirip uzatılır. Lazerin prensibi budur. Esas mekanizm bu mekanizm. Esas mekanizma budur. Buna bağlıdır. Lazerin temeli. Ve kimler? Kimler yapılır söyleyelim. Plus dediğimiz hipermetroplar 5 dereceye kadar 18 yaşını tamamlamış. Artık 16 yaşında da hipermetroplara biz lazer yapıyoruz. Hatta 14 yaşında hipermetroplara, bunu not yazıyorum. Henüz daha bilinmeyen 14 yaşında hipermetroplara lazer yapıyoruz. Ne zaman yapıyoruz? Bir gözünde normal görme, öbür gözünde 3 dereceden fazla anizometropi oluşacaksa 14 derecelik bir öğrenciye bir gözü öbür gözünden fark varsa 2-3 dereceden fazla ona diyoruz ki bir gözüne eynek takıp öbürü eyneksiz olmasın. Ona bile lazer yapılıyor artık. Yani miyoplar 18 yaşından sonra, ama hipermetropların amblopiyi de önlemek için bir gözündeki numarayı diğer göze eşitleyip rahat öğrenci okusun diye 14-15 yaşa kadar artık FDI izninde hipermetrop inmiştir. Yani bu kadar süratle inkişaf edilir. O kadar, hızlı ilerliyor. Uşaklara da hatta. Uşaklara henüz evet olacak ama bakalım teknoloji İnşallah. Nereye gelecek. İnşallah. Miyoplarda ise miyoplarda 18 yaşını tamamlamış son bir sene içinde numarası ilerlemeyen miyop ve astigmatlarda 1 derece miyoptan 10-12 dereceye kadar miyopları ve 1 dereceden 5 dereceye kadar 6 dereceye kadar astigmatlara lazer yapılır. Digər bir qrup insanlar, 40 yaş üstü olan insanlar, eksimer lazerə uyğun olmayan insanlar, onlara bəs hansı metodlardan istifadə edirsiniz? Onlara da aslında asıl problem dünyada son 5-6 senədə en çok bu hastalardan tepki almıştı. Lazer cerrahi merkezleri demişlerdi ki, peki biz 40 yaşından sonra ne yapacağız? Onlara da yeni akıllı lens teknolojisi yetişti. Trifokal lensler ve trifokal torik lensler. Üç odaklı lensler ve üç odağı astigmatı da düzelten trifokal torik astigmat lensler. Bunlar da ömürlük göz içi lensleri. Bunları koyduktan sonra gözün içine takılınca 40 yaşından ömrünün sonuna kadar bu hastalarımızda artık eynek hiç kullanmaya, uzak, orta, yakın, hipermetrop, miyop ve astigmatları ve aynı anda mirvari suyunu, katarağını da temizleyen bir ameliyat yöntemidir. Bundan hastalar hiç korkmasınlar. Eskiden herkes korkuyordu. Gözümün içine lens takılacak diye. Artık bu da tedavi yöntemden estetik intraoküler cerrahi yöntemine geçti. Mesela düşünün, 40 yaşında bir genç iş adamı, iş hanımı, 2 tane, 3 tane eneği var. Uzakta, yakında, bilgisayarda, kompüterde çalışmak için bir onu çıkarırsınız, onu takarsınız, onu çıkarırsınız. O da der ki benim yaşımda çok genç, ben de 40 yaşında eynek kullanmak istemiyorum. Ve onlar için bu da difraktif teknoloji, göz içi akıllı trifokal mercekler icadı olmuştur ki inanın süper bir konfordur. Taktığımız, Azerbaycan'da ben bir aydır Azerbaycan'da çalışıyorum. Bu akıllı linzalardan yaklaşık 16 kişiye taktım. Şu an her birine, hatta isterlerse canlı yayına bağlanıp
kendi memnuniyetini söyleyebilirler. Hemşire siz gelende hastalarınız bizim sayfamıza yazdılar teşekkür mesajları. Estağfurullah. İndi de isteseler yazabilirler. Hoş olar bize de tabii ki okuma. Estağfurullah. Ben bir daha tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım ki, mövzumuz eynəkdən qurtulmaq üçün icra olunan eksimer lazer əməliyyatları və həmçinin katarakta mirvarisoyunun cərrahi müalicəsi haqqındadır. Yeni illər, yeni metodlar haqqındadır bu mövzuda. Və qonağımız Dünyagöz Bakı Xəstəxanasının uzman cərrah oftalmoloqu Bülent Ayandı. Suallarınızı həkim altxət işi Instagram səhifəmizə yaza bilərsiniz mövzularımızla bağlı. Biz mövzumuza davam eləyək. Bizə keçən ay maraqlı bir mövzuya toxundunuz. Mənim üçün də çox maraqlı oldu. Qeyd elədiniz ki, burada xəstəniz olub -25 hətta dərəcəni görməsini bərpa eləmişsiniz. Yəni həmişə suallar ünvanlayırlar ki, fikirləşirlər -8-dir, -10-dur, mən eksimer ola bilmərəm. Neçə dərəcəyə qədər olur? Şöylə söyleyeyim. Eksimer lazer -10 dərəcəyə qədər. Artı kornea boynuz gişesi kalınsa 12 dereceye kadar yapılabilir. Diğerleri yapılır ama neden yapılmıyor teknoloji olarak? Gözün alt tabakası fazla incelmesin diye. Alt tabaka fazla incelirse gözün içinde bilirsiniz bir basınç vardır. O basınca direnmesi. Göze gelen darbelere karşı direnmesi. O yüzden alt tabakayı biz taban olarak 350-360 mikronun altına inmesini tercih etmiyoruz. Korneanın da boynuz gişesinde kalınlığı 500 ile 650 mikron arası normali. Yani yarım milim, yarım milimin biraz üstünde. Bunun üzerine 12 dereceye kadar alıyoruz. Ama 24 derece eksimer laserla alınmaz. 24 derece göz içi clear lens cerrahisi deriz. Clear lens nedir? Kendi göz merceğinin yerine 24 derecenin yerine 0 mercek takarız. 8 ile 10 dakika sürer ameliyat. Küçücük 2,5 milimlik bir yerden onun bozuk dokusunu alırız, emeriz. Yerine de 0 mercek takarız. Ve 24 derecenin sıfırlandığını bizim elimizde hatta bilseydim dosyasına getirecektim. Her iki gözü de sıfırlanmıştır şu an. Ne güzel maşallah, çok güzel. Suallarımız da gelmeye başlayalım. Mövzularımızla bağlı olan suallarımızı meslekslendireceğim. Ama diğer bir mövzumuza istedim keçek kataraktaya. Katarakt. Vaxtımız sonra çatmaz birden. Katarakt hakkında da istedim kısa malumat verirsiniz. Lütfen. Necə hayata geçirirsiniz ameliyatı? Lütfen. Katarakt herkes eski Yunanlı'dan gelir. Şelale anlamına gelir katarakt. Şelale nedir? Şelale bilirsiniz sular akarken dağlardan beyaz bir pelerin oluşur. Ve o aynı pelerini bakarken mikroskop eskiden yokmuş. Ve gözün içinde, gözün ortasına baktıklarında beyaz bir pelerin gördüğünü, gözün beyazladığını. Ona Yunanlılar şelale demişler. Şelale şu gördüğünüz gibi gözünün linzasının, lensinin bozulmasıdır. Bütün hastalar fizyolojik olarak erken veya geç bu lens bozulur. Fizyolojik yaşlanma prosedürüdür. Katarak eskiden şöyle denirdi. Katarağınız bekleyin, olgunlaşsın, büyüsün, olgunlaşsın, büyüsün. Artık yeni FDI dünya kurallarına göre, Amerika'dan bilirsiniz yenilikler gelir. Amerika'nın yeni FDI kurallarına göre şöyle söylenir. 30%'e ulaşan, %30'a ulaşan kataraklar gözün içinde daha fazla bekletilmemeli. Yani bir göz, normal bir göz 70%'e düştüyse o katarak ne kadar erken alınırsa o kadar daha kolay ve hastaya da daha konforludur. Çok kısa bir ameliyattır. İyi bir merkezin, iyi bir cerrahın elinde 10 dakika bile sürmeyen bir ameliyattır. Ve atravmatik yapılır. Gözü bembeyaz ameliyattan sonra çıkar ve hiç kimse kataran var diye korkmasın. Yani mirvari suyu artık korkulacak bir şey değil. Mirvari suyu o da FACO yöntemiyle, ultrason dalga yöntemiyle bu parçalanır. Lazer, intralase bunu parçalar. Daha üst seviye bir teknoloji vardır. Biz sadece bize emmek kalır, gözünün içine de enjeksiyonla içine lens kalmır. Başka hiçbir şey yoktur. Korkulacak da hiçbir şey yoktur. Bu kadar sade mexanizm. Bu kadar sadedir artık. Aradan qaldırırsınız. Mən bir daha tamaşaçılarımıza xatırladım. Həm də danışdığımız qeyd eləyim ki, eksimer lazer əməliyyatlarına və həmçinin katarakta əməliyyatlarına hal-hazırda Dünyagöz Bakı Xəstəxanasında sizin üçün xüsusi endirimlər var dəyərli izləyicilərimiz. Ətraflı məlumat üçün ekranlarda gördüyünüz nömrəyə zəng edə bilərsiniz. 012-404-4469 nömrəsinə zəng edib ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Bizim qonağımız Dünyagöz Bakı Xəstəxanasının uzman cərrah oftalmoloqu doktor
professor Bülent Ayandı. Kataraktadan suallarımız da bizə çox ünvanlayırlar çox zaman katarakta əməliyyatı haqqında. Bir də linza haqqında ki, qoyulan linzaların keyfiyyətindən və nə qədər xidmət göstərir bu linzalar, ömürlükdür mü, yoxsa dəyişmək mi lazımdır? Belə suallar çox verirlər bizə. Öncəliklə bu soruyu sorduğunuz üçün ben size həkim olarak teşekkür ediyorum. Çünkü bir həkimin etik olarak bu konuya girmesi, açması uygun değildir. Ama bir hastanın sorması ya da bir TV sunucunun sorması çok yerindedir ki teşekkür ediyorum hastalar adına neden? Bilirsiniz dünyamızın %98'i gözümüzle oluşur. Gözünüzün içine koyduğunuz linzanın kalitesi sizin dünyada yaşam kalitenizi belirler. O kaliteye asla ve asla, bakın altını çiziyorum, asla ve asla o kaliteden hiçbir hastamız pahalı diye taviz vermesin. Göz içi lensleri dünyanın her tarafında üretilir. Bilirsiniz hani derler ya merdiven altı üretim var. Neden? Fiyatlar düşsünler. Hı hı. Daha ucuz olsun. Hasta onu kabul etsin. Dünya Göz Hastanesi'nde özellikle malumat vardır. Biz de FDA'nın kalitesi dışında hiçbir malzeme kullanılamaz. Kesin yasaktır. Dünya Göz Hastanesi'nin katarak ameliyatlarının daha pahalı olmasının sebebi budur. Bakın her bir ameliyat çıkan hastaya sertifika veririz. Sertifikalar hepsi Amerikan sertifikası, FDA onaylıdır. Amerika'nın gizli saklı yoktur bu reklama girmez. Amerika'nın en üst seviye Alcon firmasının lenslerini kullanıyoruz. Ve altında başka hiçbir lens takmıyoruz. Ve kalite neden çok uygundur? Lensin gözün içine taktığınızda bir onunla bütün hayatınızın sonuna kadar onunla yaşayacaksınız. İki, kaliteden mesela bir otomobil alırsınız, bir maşın alırsınız kendinize. Gidersiniz çok ünlü markaları seçersiniz. Üstüne ona para verirsiniz. Dersiniz ki bu Alman otomobilidir diyelim ki. Bilinen markaları söylüyorum. Ben de otomobil sevdalısıyım. Yani ne derim? Kaliteli bir otomobil isterim. Parasını ona göre veririm. Elbette. Şimdi giderim kaliteli bir ceket almak isterim. Parasını veririm. Ayakkabı kalitesini veririm. Göz her şeyden daha önemli. Göz bir maşinadan daha önemli. Bir kvartiradan, evden daha önemli. Çünkü gözün içine konulan mercek sizin dünyanızdır. Onun dışında isim vermeden başka ülkeler, ikinci, üçüncü dünya ülkeleri. Derler ki örnek vereceğim. Burada açık konuşalım. Hastalar bizi anlasınlar. Sizin dünya gözde bir linza diyelim ki bir manattır. Peki dışarıda başka yerde 200 manatta linza vardır. Şu soruyu sorsunlar. Öyle bir linzanın elinizde sertifikanız var mı? Güvenceniz var mı? Garantiyanız var mı? Nerede üretildi bu linza? Kim getirdi bu linzayı? Bu linzanın gerçek fiyatı ne kadar? İnternette artık bilirsiniz. İnternet her şey açıktır. Her şey var. Linzamın fiyatı yazın. Hemen çıkar. En lüks linzalar fiyat çıkar. En düşük linzalar fiyat çıkar. Markanız çıkar. O yüzden hastalarımıza özellikle tekrar size teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konu. Hastalarımıza bunun altını çiziyorum. Göz ameliyatlarından asla ucuza gitmeyin. Bakın bu ileride önünüze çok daha pahalı masraflara sebep olacak. Həmişə deyir, gözümüz kimi qorumalıyıq, gözümüzü də elə qorumalıyıq. Hiçbir şey yoktur kimi. Göz gibi ve sağlığımız gibi hiçbir şey yoktur. Əlbəttə. Mən istəyirəm indi bir görüntümüz yayımlansın. Sonra özümüzə davam edəcək dəyərli izləyicilərimiz. Buyurun izləyin. Dəyərli izləyicilərimiz davam edirik. Bir daha xatırladım ki, mövzumuz göz xəstəlikləri, eynədən qurtulmaq üçün icra olunan eqzimer lazer əməliyyatları, həmçinin katarakta, onun cərrahi müalicəsi haqqındadır. Qonağımız Dünya Göz Bakı Xəstəxanasının uzman cərrah oftalmoloqu Bülent Ayandı və nəzərinizə çatdırım ki, hal-hazırda Dünya Göz Bakı Xəstəxanasında sizin üçün eqzimer lazer əməliyyatlarına və katarakta əməliyyatlarına xüsusi endirim kampaniyası keçirilir. Ətraflı məlumat üçün ekranlarda gördüyünüz 012 404 44 69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.
bilərsiniz. Bizim isə Instagram səhifəmizdə suallarımızdan da istəyirəm səsləndirim, sonra özümüzə davam eləyək. Bir tamaşaçımız soruşur ki, göz eqzimeri lazer əməliyyata uyğun gəlmirsə, bəs onda görməni necə bərpa eləyək? Doğrudur. Hər bir gözə təbii ki, lazer uyğun olmaya bilir. Bazı hastalıklar vardır. Biz onlara hasta istəsə də ameliyat yapmıyoruz. Bizim böyle bir test listemiz vardır. Ondan hasta mutlaka geçer. Uygun olmayan hastalara yaşı 38-40 yaşın üstündeyse çözümü vardır. Akıllı lensler dediğimiz. Ama altındaysa, lazere de uygun değilse çok üst seviye şu an teknolojik kontak lensler vardır. Haftalık lensler vardır. Aylık lensler vardır. Yani mutlaka aynen. Onları da hiçbir şekilde hastalar bundan rahatsız olmasınlar. Benim gözüm Alzheimer lazere uygun olmadı. Ben eynekle mi ömür boyu yaşayacağım diye, öyle değildir. Genelde Dünya Göz Klinikası'nda özellikle bu hastalar için bölüm açılmıştır. Aha, ne güzel. Hiçbir hasta mutsuz çıkmasın diye bölümümüz vardır. Alzheimer lazere uygun değilsiniz. Yüzey lazerlere uygun değilsiniz. Flap derin lazerlere uygun değilsiniz. Lazer teknolojisine hiç uygun değilsiniz. Gene eyneksiz yaşayabilirsiniz. Bizim orada kontak lens bölümümüz vardır. Lensler takılır. Bir hafta hiç çıkarmayabilir. Bir aylık lensimiz var, hiç çıkarmayabilir. Bu mövzu çox həssas bir mövzudur bizim tamaşaçılarımız üçün. Çünki biraz yanlış bilgilər var ki, kontakt linzalar az qala bir neçə saat qalanda gözə ziyan ola bilər, boynuz qışaya ziyan ola bilər. Buna istəyərdim bir aydınlık edersiniz. Doğru, doğru bazı konularda haqqınız var. Ama doğru kullanan lenslər, kaliteli lenslər, həkim takibində lenslər gözə zarar verməz. Ne zaman zarar verir? Söylediğimiz miktardan fazla zaman gözde kalırsa, genelde bir kural vardır. Lensinizi, kontak lensinizi sabah takarsınız, akşam çıkartırsınız. Ama bazı hastalarımız yolculuktadır, çıkaramazlar. Şöyle söyleriz, gözünüzü hijyenine dikkat ederseniz, damlalarınızı kullanırsanız gözünüzde bir hafta kalabilir. Ama takip edin, kızarıklık olmasın, çapaklanma olmasın, enfeksi olmasın. Ama öyle sporcular vardır ki giderler kamplara ve çıkaramazlar. Bazen sporcular var, gelir derler ki 20 gün gözümde kaldı. Ona göre lens kalitesi vardır. Aynen. Sıvı içeriği yüksek lensler, su içerikleri yüksek lenslerdir, hidrofilik lensler. Onlarla da hastalar çok rahat ederler. Yeter ki uygun merkez, uygun hekim, kaliteli muayene, kaliteli lens ve aklı başında ve anlayışlı bir hasta. Hepsi bu. Ne güzel qeyd elədiniz. Yani kontak linzalarda peşəkar həkim mütəxəssis nəzarəti altında seçilməlidir. Bir tamaşaçımız da qeyd eləyib ki, eqzimer lazer əməliyyatından sonra görmə yeniden zəifləyə bilər mi? Olabilir, şöyle olabilir fakat tetkikler yapıldığında doğru hastaya, doğru göze, doğru lazer yöntemi seçilirse numaraları genelde 6 dereceye kadar hastalarda %1 civarı geri dönme olasılığı vardır anatomik korneanın yapısına bağlı. Fakat 8 derecenin üstünde miyoplarda bütün dünyada 1% vardır. O da şöyle derler. 8 derecede önümüzdeki 5 sene içinde mükemmel bir lazer yapılsa da 0.75 1 derece geri dönüş olasılığı vardır. Ama dönecek diye bir kural yoktur. Neden onu hastaya söylüyoruz? Dürüst olmamız için. Onun da sebebi şudur. Lazerin muhteşem yapılması değil. Her şey mükemmel yapılmıştır. Kendi korneası gözün yapısı canlı doku olduğu için biraz daha yükselir ve 0.2 milimde 1 derece gelir yukarı. Aynen. Ama bu problem değildir. Tekrar düzeltilebilir kornea kalınlığı müsaitse. Hastaya hiçbir zaman yalan söylenmemeli. Aynen. Şöyle denmemeli. Ya biz size 10 derece 15 dereceye lazer yaptık. Sıfıra sıfıra kalacak. Dünya cerrahi kurallarında sıfır diye bir kural yoktur. Başarı kime sayılır? Başarı artı eksi 0.75 100% başarı demektir. Lazer ameliyatı oldunuz. Artı eksi 0.75 numara varsa 100% başarılı bir ameliyat demektir. Aydındır. Gözəl izah elədiniz detallarına qədər tamaşaçılarımıza. Digər bir məsələ, siz təbii ki, siz qeyd elədiniz fizioloji olaraq kataraktdan yaranması haqqında. Doğru. Ola bilər, yenidə olmuşlarda ola bilər və yaxud da travma sonrası kataraktda yarana bilər. Bu haqda da məlumat verərdiniz. Çox güzel, çox güzel. Maalesef çocuklarımız daha anne rahminden doğmadan bazı gen değişiklikleriyle, bazı
fizyolojik ve biyokimyasal değişikliklerle çocuk dünyaya katarakla doğar. Biz bazen bunu annelere izah etmekte zorluk çekeriz. Der ki, nasıl olur benim çocuğum daha yeni doğdu, ne demek katarak, yaşlılarda olur katarak. Çok önemli bir konu, çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Doğuştan olan konjenital kataraklar bir an evvel ameliyat edilmeli, özellikle de iki gözünde varsa. Bir an evvel. Hatta gözde kural, çocukta gözünde katarak olamaz. Hiç bırakılmamalı, olmamalı. Hemen ameliyat edilmeli. 3 yaşını geçtikten sonra bakın, 3 yaşını geçtikten sonra artık geçtir diyoruz. Çünkü neden? İlk 3 yaşında gözü ambliyop, tembelliğe gidiyor ve yeniden fonksiyonlarını kazanmıyor. Yeni doğanlar, kadın doğum bölümlerinde hekimlerimiz, meslektaşlarımız, anneler, akrabalar, yakınlar, her bir hekim, her bir çocuğun gözüne bakarak katarak var mı yok mu? Çok kolay. Işık tutarsanız göz bebeği bembeyazdır. Hı hı. O hemen göz hekimine gitmeli. Hı hı. Travmaya gelince her bir travmatik olay, mesela kolunuzu çarparsınız morarır, çürür. Yüzünüzü çarparsınız çürür. Gözünüzü vurursunuz içerideki lensin kimyası bozulur. Katarak oluşur. Onlar da travmatik kataraklardır. Kimyasal kataraklardır. Solar kataraklardır ışıklarda. Bunlar da normal fizyolojiyi bozan unsurlarda kataraktır. Onların da tek tedavisi katarak cerrahisidir. Fakat güzel tarafı her zaman katarağın tedavisi artık vardır. Ne güzel. Bizim son bir dəqiqəmiz, hatta ondan da az qalıb. İstəyərdim qısa olaraq katarakta yerləşdirdiyiniz linzaların keyfiyyəti. Yenə də Dünya Gözü Bakı Xəstəxanasında ən üstün keyfiyyət linzalardan istifadə edirsiniz. En üst fiyatları açık söyleme şeyimiz var mıdır? Onu zahmet olmazsa... Yani şöyle bir şey. Hastalarımız şunu bilsinler. Dünyada bazı firmalar, yani üst seviye cerrahi malzeme üreten ve kaliteli ve pahalı, çok pahalı malzemeler üretiyorlar. Maalesef Dünya Göz Hastanesi de onları aldığı için maliyetlerimiz çok yüksek. Direkt açık söyleyeceğim. Kullandığımız merceklerin, göz içi merceklerin, fiyatların tanesi 600 manattan hastaneye gelir biri. Aha. Ve 2500 manata kadar biri maliyeti hastaneye gelir Amerika'dan. Hı hı. O yüzden buna göre hastalar o kaliteden bence taviz vermesinler. Çünkü Dünya Göz Hastanesi üstüne kar marjını çok minimum tutar. Hatta hiç kar tutmaz. Bülent Bey, bizim vaxtımız bitti, qeyd edədilər, sizin olan vaxtımız bitti. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Yeni gözleyici sizi çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Herkese saygılar sunuyorum, izleyicilerimize çok teşekkürler. Biz teşekkür ederim bir daha. Değerli izleyicilerimiz, hatırladım ki, qonağımız Dünya Göz Bakı Xəstəxanasının uzman cərrah oftalmoloqu Bülent Ayan idi. İndi isə bir rubrikamız yayımlanacak, ondan sonra canlı yayımda digər mövzumuzda, uşaqlarda nevroloji xəstəliklər mövzumuzla devam edəcəyik. Hal-hazırda isə sponsorlarımıza bir daha teşekkürümü bildirmek istəyirəm. Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına teşekkür ederim. Türkiye'nin məşhur Dünya Göz Xəstəxanalar Şəbəkəsi Türkiyəli uzman ve profesor heyəti ilə fəaliyyət göstərir. Hazırda göz müayinəsi 25 manatdan başlayan qiymətlərlə ve əməliyyatlara möhtəşəm endirimlərlə devam edir. Bundan əlavə dünyaca məşhur cərrah oftalmoloqlarda dəvət olunur ki, Azərbaycanlı xəstələr xarici ölkələrə getmə məcburiyyətində qalmadan elə ölkəmizdə bu oftalmoloqların müayinə, müalicə və əməliyyatlarında olsunlar. Növbəti gələn həkimlərdən göz esteti orbita cərrahiyyəsi sahəsində tanınmış uzman doktor Sədəm Mütəvəlli və dosent doktor Altuq Çetinkaya, katarakta lazer sahəsində uzman doktor Bülent Ayan, katarakta lazer konyuksiya və korneya xəstəliklər sahəsində uzman olan Haluk Talu, çəp gözlü Rub, katarakta xəstəliklər sahəsində təcrübəli professor doktor Halil İbrahim Altınsoy, vitreretinal cərrahiyyə, retina üveit, katarakta sahəsində təcrübəli dosent doktor Erkan Ünsal olacaq. Xatırladım ki, bu həkimlər hər biri bir neçə günlük Bakıda olur. Buna görə də indi zəng edin, uyğun zamana randevu alın. Ətraflı məlumat üçün 012 404 44 69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına və digər bir sponsorumuz Romatın Fizioterapiya və Rehabilitasiya Mərkəzinə təşəkkürümü bildirirəm. Türkiyədə ilk fizioterapiya və rehabilitasiya xəstəxanalarından olan Romatın Xəstəxanalar Qrupu Bursa, İstanbul, Kocaeli və Samsunda da xidmət etməkdədir. Fizioterapiya, reumatologiya, nevrologiya, nitq fizioterapevtləri, ergoterapevtlər, idmançı fizioterapevt uzmanları ilə iflic, uşaq iflici, bel və boyun disk yırtıqları, artrozlar, nitq qüsurları, reumatoloji xəstəliklər, nevroloji xəstəliklər, nəfəs yolları fizioterapiyası, ürək ağciyər rehabilitasiyası,
protein, bud və diz protezi sonrası reabilitasiya, yüksək texnoloji cihazlar, yerimə və əl robotları ilə həm yataq rejimində, həm də ayaqda xidmət göstərməkdədir. Əlaqə nömrəsi 050 555 54 29. Həkim işini canlı olaraq izləyə bilməmisinizsə, sizə maraqlı olan hansısa məlumatları qaçırmısınızsa, heç narahat olmayın. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, həkim işini rahat-rahat izləyin.